Evet, elektrik deney setini kullanarak basit elektrik devresini nasıl yaparız ve diğer elektrik deneylerini de nasıl yaparız? Bunu göreceğiz. Elektrik deney setini nasıl kullanacağız? Basit elektrik devresi deyince aklımıza bir pil ve bir ampulü yakmak için basit telden yaptığımız bir devre aklımıza geliyor. Diyelim ki pilin arkasına bu şekilde devreyi bağlayıp uç kısmına ampulü dokundurduğumuz zaman ampul ışıldıyor. Böylece en basit elektrik devresini yapmış oluyoruz. İki pil bağlarsak ampulümüz daha parlak yanmasını bekliyoruz. Evet, daha parlak yanıyor. Şimdi bunu duyularla ve anahtarla tahta üzerine nasıl monte edeceğimizi göreceğiz. Evet, bunun için önce pillerimizi yerleştireceğimiz kutuyu bu tahtanın üzerine şuraya yerleştirelim. Tahtanın üzerinde açılmış olan delikler bize vidalamada çok büyük kolaylık sağlayacak. Bu delikleri kullanmamız gerekiyor. Evet. Bu delikleri, bu vidaları takmakta ilk başta güçlük çekersiniz fakat daha sonra bu beceriyi kazandığınızda rahatlıkla yapabildiğinizi göreceksiniz. Evet, pil kutumuzu bağladık. Pil kutumuzu bağladıktan sonra pillerimizi takalım. Evet. Bu tellerin ucunda biraz önceki yaptığımız gibi elektrik var. Ampulümüzü dokundurduğumuz zaman yanıyor. Evet, buna şimdi duyumuzu bağlıyoruz. Duyumuz ne işe yarıyor? Ampulü içine oturtarak elektrik vermemizi kolaylaştırıyor ve tahta üzerine veyahut da herhangi bir yere monte etmemizi kolaylaştıran bir cihaz duy. Telimizi vidanın etrafına saat yönünde dönecek şekilde görüldüğü gibi yaptığımız zaman vidayı sıktığımızda teller gevşemez ve rahat bir şekilde sıkılır. Ters tarafa dolayarak yaptığımızda teller dağılacak ve montajımız zor olacaktır. Evet, buraya bir de şu şekilde anahtar bağlayacağız. Anahtar ne sağlayacak bize? Elektrik rahatlıkla açıp kapatmamızı sağlayacak. Evet, anahtarı da şuraya vidalayalım. Yine buradaki telimizi saat yönü istikametinde vidanın etrafında dolandırarak sıkalım. Ters yönde doladığımız zaman teller dağılacak ve rahat bir montaj yapamayacağız. Evet, şimdi şuraya anahtarımızı monte edip temasını sağlayabilmesi için bir vida daha ilave ediyorum. Şimdi şu iki noktayı birbirine bağlayacağım. Evet. Devremiz bitti. Basma bırakma bir anahtar sağlamış olduk. Bu devre anahtarımızı devamlı anahtarlama yapabilmesi için şu vidanın altına sıkıştırıp ellerimizi bıraktığımızda da devrenin devamlı olarak yandığını sağlayabiliriz. Bazı deneylerde de bu durum istenecektir. Bu durumu bu şekilde sağlamış oluruz. Devamlı anahtar için bu şekilde basma bırakma anahtar. Bu şekilde. Evet, basit bir Morse kodu. SOS sinyali. 3 gün. Evet, SOS sinyalini verdim.